Met Sefiri, Adam von Herberstein. Herrscher Sultan Ahmet Khan. Das sind die Geschenke von unserem König Rudolf. Efendimiz Rudolf'un siz yüce padişahımıza hediyeleridir. Sor bakalım derviş. Yıllardır ordumun kuşatmasında olan, sarayından dahi çıkartmadığımız Avusturya kralı bizden ne istermiş? Dürfen wir die Grund der Reise erfahren. Der König Rudolf will, dass der Krieg mit einem Friedenspakt beendet wird. Savaşın son bulmasını istediklerini söylüyor hünkârım. İlk top atışımızdan beri bunu istiyorlar zaten. Kral şartları kabul ediyor muymuş, onu söylesin. Nehmen Sie unsere Bedingungen an. Eğri ve Kanice kalelerinin bizde kalmasını kabul ederken, Rab Komorum'u talep ediyor hünkârım. Bir defaya mahsus, iki kere 100.000 altında ödemeye hazırlarmış. İlaveten anlaşma yalnızca Osmanlıca değil, Almanca'da yazılsın istiyorlar. Bu kadar mı? War das alles? Als letztens will der König, dass er als der römische Herrscher benannt wird und dass er dem Sultan gleichgestellt ist. Mit welchem Gesicht? Bir gafil! Git o kralına söyle, gerekirse 30 yıl daha kuşatırım şehrini. Onun ataları Ferdinand ve Şalken dahi kabul etmişken haddine mi düşmüş? Dünyanın bütün kralları gibi ancak Vezir-i Azam'ıma eşittir. Böyle bilinen. Sprechen Sie zum König. Ferdinand und Schalken haben gehorcht. Soll es auch, wie alle Könige. Ihm gebührt der Rang des Großveziers. Şimdi yıkıl karşımdan. Alın bunu. Avusturya kralına haddini bildirmenin vakti geldi. Derhal Lale Mehmet Paşa ve Kuyucu Murat Paşa'ya fermanımı yollayın. Küffarın eline geçen Estergon, Vaç, Peşte gibi mühim kaleleri fethedip kafirin elinden temizlesinler. Böylece kral şartlarınızı kabul etmeye mecbur kalacak. Hünkârım, isyanlar onların da malumu. Vaziyeti kendi lehlerine kullanmak ister kafirler. Buna fırsat vermeyeceğiz Zülfikar Ağa. Lakin bizim de sulha ihtiyacımız var. Bütün gücümüzü Anadolu'ya çekmeliyiz. Celali'yi, eşkıyayı ancak böyle bertaraf ederiz. Allah'ın izniyle topraklarımızda tek bir asi kalmayacak hünkârım. Hepsinin kökünü kazacağız. İnşallah. Gelelim asıl meseleye. İsyanlar biter bitmez büyük bir sefer hazırlığı başlayacak. Yeni toplar dökülecek, kadırgalar, kalyonlar inşa edilecek. Merakımı mazur görün hünkârım. Aklınızdaki nedir? Merhum atalarım Fatih Sultan Mehmet Han ve Sultan Süleyman Han'ın yarım bıraktığı hayali ben gerçekleştireceğim. Kızıl Elma. Roma'nın fethini tamamlayacağım. Şükürler olsun ki şehzademiz kurtuldu. Öyle korktum ki bir şey olacak diye. Geçtir aşağı at. Rabbim korudu. Valide Sultanımız Mahfirüze adını verdi bana. Mahfirüze. Vala. Karnındaki çocuk benim en kıymetli hazinem. Bundan böyle üzerine titre. Koru. Aklınız kalmasın. Kendi gözümden bile sakınacağım. İlk şehzadeye kösem doğuracak. Hünkârımız isim bile düşünmüş. Osman olacakmış adı. Osman. Hünkârım.
Rüyamda gördüm. Şehzademiz oluyordu. Öyle çok seviyorum ki evladımı. Osman'ım diyorum. Rabbimden gelen bir işaret bu. Osman demek. Benim de kalbimden geçen isim buydu. Allah'ın izniyle şehzade doğarsa Osman koyacağım adını. Hünkârım. Başlayın. Geldiğinizi fark etmedim. Beni de yok tutmadı derviş. Senin fikrini almak istediğim bir husus var. Canınızı sıkan bir şey mi oldu? Zülfikar ağa. Onun gibi sadık, dirayetli bir ağayı bulmak çok güç. İstiyorum ki bana daha yakın olsun. Sen ne dersin? Siz nasıl münasip görürsünüz hünkârım? Daha evvel bahsettiğim bir husus vardı. Kırım Hanı Gazi Giray'a bir gözdağı vermeliyiz. Yeğenleri. Şahin ve Mehmet'i bırakmamı istiyorsun. Şahin Giray'ın yaptıkları zinar kabul edilemez. Ve cezasını çekmeli. Ancak Mehmet Giray abisine benzemez. Makul ve uysal biridir. En azından onu çıkarabiliriz. Acemilere matrak öğretmiyor musunuz Zülfikar ağa? Matrak zor zanaattır hünkârım. Hüner ister, zaman ister. İki! İskender, hadi topla kendini. Hadi! Hünkârım, kollayın kendinizi. Gel bakalım. Üç! Kılıç sallamaya benzemez İskender. Hayli mahirsiniz. Bu oyunda sizi yenmez güç. Bugünlük bu kadar kâfi İskender. Hünkârım. Hoş geldin. Zülfikar ağa. İşte o gece ahalinin karşısına çıkıp kalabalığı susturan, herkesi evine döndüren Gözdem Kösem Hatun. Allah razı olsun sizden. Namınızı herkes gibi ben de işittim. İnşallah Rabbim bir daha öyle günler yaşatmaz bizlere. Amin. Amin. İskender'i biliyorsun zaten.
Kösem Hatun. Devlet işleriyle meşgulüm Kösem. Yapmam icap eden o kadar çok şey var ki. Sabırsızlanıyorum. Seni de ihmal etmeyeceğim tabii. Sen de her zaman yanımda olacaksın. Gece geldim, hareme dönmemi istedin. Münasip değildim. O yüzden. Biliyorum. Mahfiruze Hatun anlattı. Sabaha kadar yanında kalmış. Hatta doğacak şehzadeye bir isim koymuşsun. Osman demişsin. Bunun Mahfiruze ile bir alakası yok. Çok evvelden Rabbime verdiğim bir söz. İlk şehzadem devlet-i âliyenin kurucusunun ismini alacak. Kösem. Kösem'im. Ne Mahfiruze ne bir başkası. Benim için dünya bir yana, sen bir yana. O halde beni bir daha kapıda bırakma. Ben o hatunlardan değilim Ahmet. Bana asla bunu yapma. Senin de şunu anlaman icap eder Kösem. Ben bir padişahım. Hayatımda başka hatunlar da olacak. Lakin kalbimde asla. Özledim seni. Ben de öyle. Hünkârım, derviş hoşa haber vermemi istedi. Emriniz üzere Mehmet Gire'yi getirmiş. Aynı dalda iki meyve dahi birbirine benzemezken, iki kardeşi bir tutmak olmaz. Mazideki kabahatlerine rağmen seni bağışlıyorum Mehmet. Yüce gönlünüzle lütfettiniz hünkârım. Derviş Paşa, irademdir. Mehmet Giray'ı kalgay ilan ediyorum. Kırmağını Gazi Giray'dan sonra taht senindir. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Kıymetini bil. Aksi halde akıbetin belli. Hünkârım, cüretimi bağışlayın. Kardeşim Şahin Giray. Af dileyip elinizi eteğinizi öpmek ister. Yüce affınızı ondan... Çekilebilirsin. Sıkık var.
Ahmet. Günlerdir içim içimi yiyor. Sustukça bir karabasan gibi çöküyor üstüme. Artık dayanamayacağım. Bu yük çok ağır. Ne oluyor Kösem? Neden bahsediyorsun? Senin yokluğunda öyle şeyler oldu ki ben dahil herkes senden sakladı. Ne olabilir Kösem? Anlat. Her şeyi bilmek istiyorum. Safiye Sultan kötü biliniyor, lakin öyle değil. Safiye Sultan bu sarayın kalbi. Onun yeri gözyesi sarayı değil, burada kalması lazım. Ne diyorsun sen? Sen evladın için Celalilerin üstüne giderken ben... Anlat hadi Kösem. Validemiz Handan Sultan kardeşin Şehzade Mustafa'nın canına kıymak istedi. Eğer Safiye Sultan olmasaydı, araya girmeseydi emeline ulaşacaktı. Sultanım, Derviş Paşa'yı gece hiç görmedim. Sabaha karşı geldi. Bir şey mi olmuş? Zannetmem. Affedersiniz haşa huzurdan. Gedikti meyhaneleri. Hatunlara gitmiş ağır. Ziz turnaydı. Biz canımızın derdine düşelim. Derviş Paşa meyhanelerde dolaşsın. Paşamızın da hakkı sultanım. Aylardır uyku yüzü görmedi. Destur! Sultan Ahmet Han Hazretleri! Çıkın dışarı. Çıkın! İşittiklerim doğru mu? Ne işittin aslanım? Yokluğunda kardeşimin odasına cellat yollamışsınız. Canına kastetmişsiniz. Doğru mu bu? Yalan. Ahmet'im yalan. Safiye Sultan'ın yalanı. Seni bana düşman Safiye edip... Sultan değil. Kösem. O anlattı her şeyi. Ahmet. Nasıl? Nasıl böyle bir şey yaparsınız valide? Korktum. Siz kimsiniz? Çok korktum Ahmet. Siz kimsiniz de bir şehzadeye saldırmaya cüret edersiniz? Ahmet'im sana bir şey yaparlar diye korktum. Halime Sultan senin yokluğunu fırsat bilip şehzadeyi tahta çıkardı. Hiçbir izah suçunuzu hafifletmez. Siz benim irademi hiçe saydınız. Sizin haddinize mi düştü? Sizin haddinize mi düştü? Hanedan Ali Osman'dan birinin canını kastetmek! Rubam, Melekçe çıkın.
Canım kardeşim. Öğrendim ki benden sakladığın bazı şeyler varmış. O kabus gördüğün gece... kötü hadiseler vuku bulmuş. Neden anlatmadın bana? Annem söyleme dedi. Annen söyleme dedi. Korkma aslanım. Kösem hatun bana her şeyi anlattı. Bir daha hiç kimse buna cüret edemeyecek. Hiç kimse. Sakın korkma aslan parça. Hadi beni. Sen Halime Sultan. Hünkârım. Senin de yaptıklarını işittim. Evladına kıymak istiyorlar. Sen saklıyorsun. Nasıl bir oyunun içindesiniz siz? Vallahi bilmiyorum. Dön de bir bak Mustafa'ya. Dön bak oğluna. Az daha geç kalsak bu yaşlı gözlerimiz bir valide sultanın bir şehzadeye kıydığına şahit olacaktı. Keşke Dudu Hatun'u da koruyabilseydik. Eceliyle öldüğünü söylemişlerdi. Şehzademizi kurtarmaya çalışırken hançerlendi. Yarası ağır değildi. Lakin konuşmasın diye susturdular. Madem öyle siz neden sustunuz sultanım? Niye anlatmadınız bana? Nasıl anlatalım Ahmet? Cümle alemin gözleri ama dilleri lal olmuşken... sen bize gönül koymuşken nasıl anlatalım? Bize inanır mıydın? Her şerde bir hayır vardır. O gece hasta olmayıp gitseydik mani olamayacaktık. Ahmet. Hükmün karşısında boynumuz kıldan ince. Emin ol bizim hiçbir beklentimiz yok. Ne vakit dersen o vakit gideriz. Lakin validenin bu kabahatini görmezden gelme. Aksi takdirde adaletinden şüphe ederler.